İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle iki renkle yapılan patik modeli paylaşacağım. Pembe ve şöyle mavi tonlarında, koyu mavi lacivert tonlarında renk tercih ettim. Videom başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şöyle tığımda 2 numara tığ. İlk olarak pembe ipimle patik ucunu başladım. Videomun altında da açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak oradan seyredebilirsiniz. Şöyle 48 tane trabzanım olana kadar arttırma işlemi yaptım. Saydığımız zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sıramızdayız. 11. sıramız şöyle yarım şeklinde kaldı. Burada diğer rengimize geçeceğiz. Bunun için şöyle sıradaki trabzana batıyorum. Şöyle 2 tane yarımken bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimle de bir tane zincir çektim. İlmeklerimin içinden geçtim. Başını aldım. En son battığım yer burası. Sıradaki trabzanın önden beline battım. Bir trabzan yaptım. Başını aldım. Diğer trabzanın arkadan beline dolayarak diğer trabzanımı yaptım. Şimdi sıradakinin önden, diğerini arkadan. Trabzan tepelerine batmıyoruz. Bir önden beline, bir arkadan beline dolayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Önden beline doladım. Sıradakinin arkadan beline. Lastik modelimizi uyguluyoruz. Arkadan doluyorum. Hep bele dolayarak yapıyoruz. Bir önden bir arkadan tepelere batma yok bu modelimizde. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonumuza geldik. Başını aldım. Bakın sıradaki trabzanın yine önden beline doluyorum. Bu şekilde sırayı tamamladık. Başını aldım. Sıradaki trabzanın bakın önden gözüküyor. Önden yine beline dolayarak yaptım. Başını aldım. Sıradaki trabzanın bakın arkada duruyor. Bunu arkadan beline dolayarak yapıyorum. Sıradaki yine önden bir önden bir arkadan. Üste geçince de önden olanların önden beline doluyoruz. Arkadan olanların da arkadan beline dolayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Önden sıradaki trabzanın bakın arkada duruyor. Bunu da arkadan beline doluyorum. Bir önden bir arkadan. Bu şekilde arkadaşlar önden olanların önden beline, arkadan olanların da arkadan beline dolayarak sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle tekrar sıra sonuma geldim. Bakın burada tek olan trabzanımı da yine önden beline doladım. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Pembe ipimi alıyorum. Şöyle ipimle bir zincir çektim. Sıradaki trabzanın bakın önde duruyor. Sıradaki trabzanımın şöyle tığımın başını almıyorum. Önden beline doluyorum. Bir sık iğne yaptım. Arkada duran trabzanımın da beline doluyorum. Yine önden doluyorum. Sık iğne. Bakın kapattım. Tekrar sıradaki önden beline doluyorum. Sabitledim. Arkadaki trabzanımı da böyle önden beline dolayarak yine sık iğnelerimi yapıyorum. Bu sırada arkadaşlar sadece önden dolayarak sık iğne yapıyoruz. Tepelerine batmıyoruz. Önden doluyoruz. Önden olanın da önden, arkadan yaptığımız trabzanları da yine önden şöyle beline dolayarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sadece pembe ipimizle sık iğne yapacağız. Önden bellerine dolayarak.
Sadece sık iğne. Buraya hızlıca şöyle geçiş yapalım. Önden bellerine dolayarak sık iğnemizi yapıyoruz sıra sonumuza kadar. En son trabzanımızı da yaptık. Şimdi şurada ilk yaptığım, bakın pembe ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Mavi ipimle içinden geçtim. Şimdi arkadaşlar, bakın sıradaki trabzan burada. Önden beline dolayarak yaptığımız trabzan burada. Bunun şu pembeyi şöyle katlayarak, bakın aynı hizada arkadan başını alıyoruz. Arkadaki mavinin tepesine batıyoruz. Pembe ile yaptığımız sık iğneyi değil de şöyle arkadan, bakın mavi gözüken kısmı şöyle trabzanların tepesine batarak bu sırayı sadece tepelerine batarak devam ediyoruz. Bakın pembe burada, sık iğne ile yaptığımız kısım burada. Biz sadece mavi ipimizle yaptığımız trabzanların tepelerine batıyoruz. Sık iğne yaptığımız kısım burası. Şöyle trabzan yaptığımız, bir önce yaptığımız trabzanların tepelerine batarak sıramızı tamamlıyoruz. Burada normal ikili trabzan tepelerine batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar tamamlayalım. Arkadaşlar şöyle sıra sonumuza geldik. Bakın en son trabzanımı da yaptım. Sıradaki şöyle trabzanımın tepesine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu trabzan olarak sayıyorum. Başını aldım. Sıradaki trabzanım bakın burada. Şöyle arkadan beline dolayarak trabzanımı yapıyorum. Sıradakinin önden beline, sıradakinin arkadan, yine lastik modelimize devam ediyoruz. Bir önden bir arkadan şeklinde devam ediyoruz. Sıradaki önden, sıradaki arkadan. Bu şekilde arkadaşlar her iki sırada bir de şöyle pembe ipimizle aralarda sık iğne geçerek şöyle şu şeklimizi vereceğiz. Bu sırayı da arkadaşlar bu şekilde tamamlayalım. Bakın sıradakini arkadan yaptım. Şimdi önden, sıradaki trabzanımın arkadan beline doluyorum. Diğer trabzanımın önden beline, bir önden bir arkadan bellerine dolayarak sıra sonumuza kadar devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayalım. Arkadaşlar şöyle mavi ipimi de tamamladım. Şöyle ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Pembe ipimle ilmeklerim içinden geçtim. Şimdi tekrar pembe ipimizle devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Sıradaki trabzanım bakın burada. Şu olduğumuz kısım şuraya. Önce sık iğnemizi yapalım. Hem de sabitlemiş olduk. Tekrar bakın sıradakinin önden beline doluyorum, sık iğnemi yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Yine önden beline doladım, sık iğnemi yaptım. Bütün trabzanların önden beline dolayarak trabzanlarımızı üstlerine sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Sadece önden bellerine dolayarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da tamamladıktan sonra diğer rengimize geçince şöyle mavi ipimizle şuradan gözüken trabzan tepelerine batarak ilk sıramızı trabzan olarak devam edeceğiz. İkinci sıramızı da lastik modelimizi uygulayacağız.
İkinci sıradan sonra tekrar pembe ipimize geçiş yapıp trabzanların önden beline dolayarak şöyle sık iğnelerimizi yapacağız. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. Bakın toplamda ben pembe olan kısmı sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane şöyle çizgi yaptık. Daha sonra da ben etrafından bir sıra pembe ipimle bir sıra normal trabzan geçtim. Bu şekilde tamamlayalım. Daha sonrasını birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle mavi kısımdan 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Bir sırada pembe ipimizle ikili trabzan yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yaptım. Şimdi 11. sıramdayım. Sağ ve sol kısımdan eşit sayıda trabzan ayırdıktan sonra orta kısımda ya 6 ya da 7 tane trabzanımız kalması gerekiyor. Topuk kısmını yapmamız için. Şimdi ben 16 tane trabzan yaptım. Buradan da 16 yapınca ortada 6 tane trabzanım kalıyor. Sık iğnelerimi yapmak için. Şöyle en son trabzanımı yaptıktan sonra sıradakine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanına 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın başını aldım. Kalan trabzanların tepelerine birer defa batarak trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Tekrar orta kısma gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle tekrar orta kısma geldim. En son trabzanımı yaptıktan sonra şöyle alt kısımda sık iğnelerimin olduğu kısma geldik. Şimdi tığımın başını almıyorum. İlk sık iğneme battım. 1. Yanına battım. 2. Yanına battım. 3. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Şöyle hepsini birden çektim. Tekrar sıradaki sık iğneme battım. Yanına battım. Yanına tığımdaki ilmeklerin hepsini birden çektim. Tığımın başını aldım. Tekrar trabzanlarımı yine aynı şekilde yapıyorum. Uç kısma kadar gidelim. Tekrar ortaya gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, tekrar orta kısma geldim. İki tarafta da trabzanlarımın tam ortasında bulunan ilk boşluğa battım. Daha sonra yanındakine battım. Tığımda 3 ilmeğim var. 3'ünü birden çektim. Başını aldım. Yine trabzanlarımızı aynı şekilde yapalım. Uç kısma kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle uç kısma kadar geldim. Şimdi patiğimi şöyle tersini çeviriyorum. Buradaki ilk trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi şöyle içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi her trabzanın tepesine bir defa sık iğne yaparak bu arka kısmı birleştiriyoruz. Bu şekilde sıra sonumuza kadar alttaki ve üstteki trabzanları aynı hizada tutarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yaptıktan sonra ipimizi kopartıyoruz ve patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Modelimiz bu şekilde. Bitmiş halde bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.